Ben Michael Biehn. Aa, bak. Bu sahneden hatırladım. Biz bu filmi beraber izlemiştik. Hatırladın mı hayatım? Evet, satıyorum. Ne o, alıcı mısın? Bilmem, kaça satmayı düşünüyorsun? Bir şey mi oldu? 2 milyon. Yok. Sadece bina için. Merak ettim sadece. Yani kulüpte içinde. 2 milyon ha? Vay canına. Aşkımıza. Peki içki lisansın var mı? Sağlığına canım. Çıkmasın. Hayır, sorun yok. Sadece satmak istiyorum. Çocuklar uyumuşlar mıdır acaba? Nasıl? İyidirler. Fena. Ay, düşünme şimdi onları. Çoktan uyumuşlardır. Bir ara uğrayıp daha ayrıntılı bakacağım. Ben yarın harika bir kahvaltı hazırlarım onlara. Tamam. Geleceğim ama 2 milyon fazla olmuyor mu? Sen bayağı bir şey var. Hayır, gel. Ne yapacağım? Evet. Bu işlerden anlar mısın? Pek yabancı sayılmam. Boş vermişim, boş vermişim, boş vermişim dünyaya. Ağlamak istemiyorsan sen de boş ver dünyaya. Ya neydi onun adı? Karaoke. Ben onu çok sevdim. Bir daha yapalım ne olur. Nihayet evin yolunu buldunuz. Hakan, şimdi böyle şarkının müziği geliyor. Sen böyle ekrandan sözlerine bakıyorsun, böyle söylüyorsun. Çok güzel. Ay, ne görmemiş bu kız yarabbim. Ama sen de çok güzel söyledin. Sen içki mi içtin? Vallahi bir kadehle bu hale geldi. Alışık değilmiş bünyesi. Ona da alışır artık. Böyle başım baş döndürüyor. İğrenç bir şey. Şimdi doğru yatağa. Güzelce dinlen. Yarın at binmeye gideceğiz. Oyun bozanlık istemem ona göre. At binmeye mi? Unutmadım. Gideceğiz tabii. Okan, gelsensen biraz. Bakıyorum da Nano Hanım, çok eğlenmişsiniz. Çok. Önce böyle harika bir Fransız restoranına gittik. Gel bakayım. Bana bak Volkan, ayağını denk al. Ya ne oluyor abicim? Neden kızıyorsun anlamadım. Ya vallahi bir kadeh işte ya. Dayanıksızmış, ben ne yapayım? Yarınki bu at meselesi de nereden çıktı ha? Yani hoşuna gideceğini düşündüm. Hoşuna gideceğini düşündüm. Ya düşüp kafasını kolunu kırarsa? Dostum, hiç yakışmıyor sana hiç. Delireceğim ya. Bana bak Nana. Çok tehlikeli sularda yüzüyorsun ona göre. Hayır, ben denize girmedim ki. Buyurun bakalım, yine başladık. Bana bak kızım. Bu saf köylü kızın numaraları bana sökmez. Sen git de onu Volkan gibi adamlara yap. Bakıyorum da çok eğlenmişsiniz. Ay ne var canım? Genç kız, eğlenecek tabii. Yatmak istiyorum, izninizle. Yat tabii ki. Yarın çok işim var. Neden bu kadar çok tepki veriyorsun? Hayır, vermiyorum. Bal gibi veriyorsun. Veriyorum. Çünkü Nana umurumda değil. O yarım akıllı bir kız. Ama başına bir şey gelirse ben sorumlu olurum. Ne de olsa benim evimde misafir sayılır. Bunlar bu evde olduğu müddetçe biz rahat bir gece geçiremeyeceğiz, anlaşıldı. Yarın görüşürüz Simgeciğim. İyi geceler canım. Demek yarım akıllı bir kız ha? Ben şey... Madem senin için o kadar önemsizim, o halde niye bu kadar büyük tepkiler veriyorsun? Kim? Ben mi? Ben mi tepki veriyorum? Hiç de bile. Bal gibi de veriyorsun. Öyle dışarı çıkmalar, sabah sabah gelen çiçekler, güller istemiyorum bu evde. Burası benim evim. Ve sen de burada kaldığın sürece benim kurallarıma uyacaksın. Uymayacağım. Uyacaksın. O halde ben de yarın giderim. Nereye? Bilmiyorum. Gidemezsin. Nedenmiş? Çünkü bu evde bir yardımcıya ihtiyacımız var. Çocukların ve Makbuş'un sana ihtiyacı var. Peki sen? Ne olmuş bana? Beni hiç önemsemiyorsun değil mi? Ben... Bana bakar mısın lütfen? Nana. Çok geç. Konuşamayacağım. İyi geceler. Sizin hasretinizle perişan haldeyim. Size en yakın zamanda görmek umuduyla.
Gülne de kim?